Buradan zaten tokalaşacağız. Beyler geri geldi. Ya en önde gitmiyor. Dışarıda pozisyonu alın. Geçin dışarı. Ahmet. Tamam, dışarıda pozisyonu alın. Herkes geri alın. Hadi bakalım. Yardımcı olun. Yardımcı olsun. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dışarıda bekleyin. Açmanın geçişini açmanı alın. Yok abi ölmüyor. Değerli basın mensupları,
vatanımızın, milletimizin huzuru için, namusu için görevi başında olan güvenlik güçlerimiz maalesef dün İran şehir çıkışında bir saldırıyla karşı karşıya kalmışlardır. Öncelikle gerek ailelerine gerekse milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanlıurfa'ya olayı duyar duymaz geldik ve Sayın Valimizle, milletvekillerimizle beraber öncelikle hastanelerde bulunan güvenlik yaralı olan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Balıklı Göl'de yatmakta olan Mahmut kardeşimiz, polis kardeşimiz güzel, başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatın başarılı olması bizim ümitlerimizi daha da arttırdı. Umarım önümüzdeki süreç, özellikle doktorların 72 saat diye ifade ettikleri süreci başarıyla atlatır ve sağlığına kavuşur temennisinde bulunuyoruz. 500 yataklı bulunduğumuz bu hastanede ise yine aynı olayda yaralanan polis memuru İsmail kardeşimiz yatmaktadır. İsmail kardeşimiz de başarılı bir operasyon geçirdi ve durumu sağlıkla ilgili, geleceğiyle ilgili bir endişe söz konusu değil. Doktorlarımızın bize ifade ettikleri durumu Mahmut kardeşimize göre daha da iyi durumda. Ve kısa süre içerisinde inşallah hastaneden taburcu olmasını temenni ediyoruz. Yine güvenlik güçlerimizden uzman çavuş Mustafa kardeşimiz ise ayakta tedavi görerek hastaneden ayrılmış bulunuyor. Kendisiyle telefonla görüşme yaptık. Durumu gayet iyi. Ben tüm güvenlik güçlerimizin ellerine sağlık diyorum. Vatan hainleri maalesef milletin huzurunu bozma adına bu menfur eylemleri gerçekleştiriyorlar. Ama güvenlik güçlerimiz de millet adına, milletin huzuru adına üzerine düşen görevi yerine getirmektedirler. Ben bütün kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Şanlıurfa halkının da bu olay karşısındaki duyarlılığından dolayı bütün Şanlıurfalılara da çok teşekkür ediyorum. Devletimizin yanında, milletimizin yanında, güvenlik güçlerimizin yanında duruşları her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Peki Sayın Bakanım, olayın Gaziantep'teki bombalı saldırı ve Suriye ile bir bağlantısı var mı? Konu inceleniyor tabii. Çok yönlü bir şekilde inceleniyor. Ama yani ilk bizim aldığımız bilgi Manisa, Adana istikametinden. Manisa'da bazı değerlendirme keşiflerde bulundukları şeklinde bir bilgi var. Oradan Adana'ya, Adana'dan da Şanlıurfa, Viranşehir'den Ceylanpınar'a doğru giderlerken tekrar güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Belki de daha çaplı, daha hepimizi daha fazla üzecek olaylara neden olmadan kıskıvrak bir şekilde orada yakalamışlardır. Onun için kendilerine bir kez daha güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, sabah Beytüşşevap'ta bir operasyon oldu. 10 güvenlik gücü şehit düştü. O konudan da söyleyeceksiniz. Evet, bir zorlu sürecin içindeyiz. Belli ki belli çevreler Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi huzurundan milletin dayanışması, birliği bütünden rahatsız oluyorlar. Bunların göstergesi. Bunlara karşı milletimizin müteyakkız olmasında yarar var. Beytüşşevap'ta şehit olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii konuyla ilgili dün gece geç saatlerde olduğu için çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Mutlaka ilgililer gerekli açıklamaları yapacaklar. Viranşehir'deki olayla ilgili kaç gözaltı var Sayın Bakanım? Şu anda gerekli çalışmalar yapılıyor. İçeriğiyle ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Nereyle, kiminle, ne şekilde bağlantılar var? Ayrıntılı bir şekilde şu anda değerlendiriliyor arkadaşlar. Sağ olun.